kapadığını ilan etti. Bir kadın arkadaşımızı Aysel Tuğlu sağlık hakkını gasp ederek cezaevinde rehin tutan bu devlet, Garibe Gezer'in ölümünden sorumlu olan bu devlet kadınların eylemini yasaklıyor. Biz bu yasakları da kabul etmiyoruz. Şu an Süreyya Operası'nın önü kapatılmış durumda. O yüzden biz sesimizi yükseltiyoruz. Erkek devlet şiddetini kabul etmiyoruz. Şiddetine son! Erkek devlet şiddetine son! Erkek devlet şiddetine son! Garibe Gezer dün yaşamını yitirdi. Garibe Kandıra Hapishanesi'nde cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kaldı. Süngerli odada saatlerce çıplak ve yaralı bir şekilde bekletildi. Gardiyanların sistematik saldırısına uğradı, doktorun ayrımcılığına maruz kaldı ve başından geçenleri anlatması hapishane tarafından engellendi. Garibe Gezer, bir daha bakın, dün yaşamını yitirdi. Garibe yaşamını yitirmeden önce yaşadığı cinsel şiddeti ve fiziksel şiddeti sorduk. Tedbir alın dedik, yapmadınız. Garibe, cinsel saldırıda bulunan ve işkence suçu işleyen gardiyanlar ve hapishane idaresi hakkında soruşturma açın dedik. Tekrarlamasınlar dedik. Bırakın soruşturma açmayı, bilgi bile edinme gereği duymadınız. Tek başına hücreye koymadın dedik, koymayın dedik. Yapmadınız ve dün ölüm haberini aldık. Otopsi işlemleri avukatları beklemeden apar topar yapıldı. Neden? Kandıra Hapishanesi'ne giden 5 avukat saatlerce görüşme yapmak için bekletildi. Neden görüştürülmediler? Cezaevlerinde yaşanan her ölümden iktidar sorumludur. İntihar deyip geçemezsiniz. Bu bir cinayet. Şu fotoğrafa tekrar tekrar bakın ve işlediğiniz suçları bir kez daha görün.